Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, Ajanda programıyla karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Suriye'de yaşanan dram neticesinde insanlık elini ve yardım elini hiçbir zaman aksatmadı Suriye üzerinde. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile hayırsever vatandaşlardan oluşan yardım tırları da bugün Suriye sınırına uğurlandı. Evet, malum olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur olan insanlara yardım elini uzatmakta. Tabii ki hayırseverlerimizin, yüce milletimizin hayri duygularını oralara aktarmaya vesile olmak suretiyle. 4 yılı aşkın bir zamandır maalesef ülkemizin hemen yanı başında dindaşlarımızın mazlum ve mağdur bir şekilde hayatta kalabilmek, hayata tutunabilmek maksadıyla ülkemize geldikleri, sınırımıza geldikleri, orada konteyner kentlerde, çadır kentlerde veya kiralanan evlerde bizimle beraber kaldıkları bir gerçek. Biz millet olarak gerçekten büyük bir milletiz. Elimizi değil, kucağımızı açtık. Evimizi açtık ve en önemlisi de yüreklerimizi açtık. Onları, o mazlum ve mağdur olan insanları hiç şüphesiz kendimizden biri gibi onlarla olan münasebetlerimizi sürdürdük. Ve bu milletin bir yüceliğini hiç şüphesiz o milletin ne kadar aziz olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. İşte yüreğimizi açtığımız bu insanlara 4 yıldan beri maalesef bu acı, bu dram devam etmekte. Malum olduğu üzere son zamanlarda birkaç hafta önce yoğun bir bombardıman sonucu sınırlarımıza yine büyük bir yığılmalar oldu. İşte Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız şimdi yaraları sarma zamanı başlığı altında kampanya geliştirerek önce camilerimizde nakdi olarak vatandaşlarımızın, sizlerin, insanlarımızın hayırlarını oraya doğru yöneltti ve daha sonra da biz bu kampanya doğrultusunda Mersin ilimizde aynı yardımların o insanlara ulaştırılması noktasında bir çalışma yaptık. İl ve ilçe müftülerimizle, din görevlisi kardeşlerimizle ve bu hayri hizmetin, bu kervanın içerisinde bulunan iş adamlarımızla, hayır sahibi olan cemaatimizle bunu bugün itibariyle 2 haftayı geçen bir süre, çok uzun bir kampanya süresi yaşamadık. 2 haftayı biraz geçen bir süre içerisinde Mersin ilimizin genelinde 50 tır yüklü olarak oraya gönderildi. Şu anda biz 29 tırı Mersin ilimizden, merkezden, yine 21 tır da 9'u Tarsus, 9'u Erdemli ve diğerleri de diğer ilçelerimizden olmak suretiyle 21 tır Tarsus hariç diğer ilçelerimizde dün itibariyle yola çıktı. İnşallah oraya ulaşmıştır. Yoğunluğumuzdan onların ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir iletişimimiz olmadı. Onun için inşallah ulaşmıştır diyoruz. Biz de bugün burada bu hayır kervanını sizlerle birlikte, sizlerin duasıyla ve gerçekten iş adamlarımıza, hayır sahibi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlarını kabul eylesin. Cenab-ı Hak inşallah ahiret sermayesi olarak onlara, bizlere lütfeylesin, ihsan eylesin. Cenab-ı Hak daima bizi hayır içerisinde, iyilik içerisinde bulundursun. Ve bu aziz milletimizi, bu vatanımızı her türlü musibetlerden inşallah muhafaza eylesin. Eğer çok değerli katılımcı arkadaşlar, çok değerli basın mensupları, gerçekten sınırımızın hemen yanı başında
tarihte az görülen bir zulme uğrayan bir coğrafyada tabiri caizse ölüm kalım savaşı veren insanlara, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza, hatta aynı dinden, aynı ırktan olmasak bile din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın orada bulunan insanlara, yine hayırda yarışan milletin bir bireyleri, fertleri olarak bu Mersin'den de çok değerli hayırseverlerimizin önceliğinde ve müftülüğümüz, il ve ilçedeki müftülük ve personeli ve din adamları aracılığıyla böyle yardımlar sürekli gidiyor. Aslında coğrafyada, o coğrafyada çıkan anlaşmazlığın çıktığı andan itibaren bütün dünya seyirci kalırken bir devlet-millet kaynaşması örneği verilerek yine her türlü sivil toplum örgütü, sade vatandaş, devlet organları seferber olarak bu mazlum insanlara her türlü yardım elini uzattılar, katkı verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Bugün burada hocamın verdiği ifadeye göre, bilgilere göre 50 tane tır, bir kısmı dün gitti, bir kısmı da birazdan huzurlarınızda gidecek. Önemsenmeyecek bir miktar. Yaklaşık 17-18 gün içerisinde bu kadar miktar oluşuyor, oluşmuş. Büyük bir başarı bence. Ben tekrar emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yardımlar bilesiniz ki yalnızca Mersin'den değil, bilesiniz ki yalnızca Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasından değil, ama her tarafından aynı gönül bağlılığıyla ve gönülden ve samimi olarak yapılan yardımlar, böyle bir milletin fertleri olarak da sevinç ve kıvanç duyuyorum. Ben tekrar emeğe geçenleri kutluyorum. İnşallah buradan giden, her biri yanılmıyorsam 25 ton ağırlığında aynı yardım götüren bu tırların zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını, acılarını bir nebze de olsa dindirmesini hepinizin adına diliyor. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fahrettin Bey burada. Evet. Vali. Teşekkür ederim Sayın Vali. Çok iyi misiniz? Bura biraz uzak kaldı ama herhalde çekerler. Sayın Vali, orada Murat. Murat Bey. Sayın Vali. Sayın Vali. Teşekkür ediyorum Sayın Vali. Şöyle bir aile fotoğrafı da alalım Sayın Valim. Bir aile fotoğrafı da alalım şöyle isterse böyle. Efendim konuşacak yalnız bir yanım da. Gelmiş. O zaman oraya hep ön geçireyim. Böyle. Karşı mı? Sevgili izleyicilerimiz, AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı. Mersin AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar il başkanlığı görevinden istifa etti. İsmail Taşpınar istifasını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıkladı. Twitter hesabından ard arda 3 paylaşımda bulunan Taşpınar istifasını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarını numaralandıran İsmail Taşpınar ilk olarak bir şeref ve onur duyarak yapmış olduğum Mersin İl Başkanlığı görevinden istifa ettim. Bundan sonra da bir dava adamı olarak partimin emrindeyim yazılı tweet attı. Diğer tweetinde bana güvenen ve bu göreve getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederim yazan İsmail Taşpınar, 3 numaralı tweetindeyse partisinin sloganı olan durmak yok, yola devam paylaşımını yaptı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak da Çağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Çağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Yener Gülmez ve Rektör Profesör Doktor Çetin Bedestenci tarafından karşılanan Vali Çakacak, yerleşkeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Mersin Valisi Özdemir Çakacak ziyarete yapmış olduğu konuşmada üniversitelerin kentin sosyoekonomik gelişimine büyük katkıları olduğunu söyledi. Çağ Üniversitesi'nin gerek akademik düzeyde gerekse de Mersin'deki kurum, kuruluş ve sivil toplumlar tarafından yürütülen projelere en üst düzeyde destek sağladığını belirten Mersin Valisi Çakacak, üniversitenin Mersin'in gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Rektör Bedestenci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak ve beraberindekiler daha sonra Çağ Üniversitesi Uzay Gözlem ve Araştırma Merkezi'nde bulunan Gezegen Evi'nde panoramik uzay gösterimini izledi. Anamur'a geçiyoruz. Anamur'da da iki kişi sevgili seyircilerimiz yaşamlarına son verdi. 36 yaşındaki Metin Yetener henüz belirlenemeyen bir sebeple Muz serasında intihar etti. Yakınları tarafından bulunan Yeter'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin'in Anamur ilçesinde iki kişi yaşamlarına son verdi. 36 yaşındaki Metin Yetener henüz belirlenemeyen bir sebeple Muz serasında intihar etti. Yakınları tarafından bulunan Yetener'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı saatlerde yine Anamur ilçesinde kebapçılık yapan 42 yaşındaki Ramazan Yıldırım da tarım ilacı içerek yaşamına son vermek istedi. Götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanan Yıldırım daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm çabalara rağmen Yıldırım'ın beyin ölümü gerçekleşti. Her iki olayla ilgili emniyet soruşturması devam ediyor. Ve sevgili izleyicilerimiz Mersin Üniversitesi'nin acil servisi derece aldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetleme sonucu 3. seviye acil servisi olarak kabul edildi. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan acil servis, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetleme sonucunda 3. seviye acil servis olarak kabul edildi. Böylece Mersin Üniversitesi acil servisi en üst basamak olarak seviyelendirilmiş oldu. Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetinin uygulama, usul ve esasları hakkındaki tebliğe göre acil servisler fiziki şartları bulundurduğu malzeme, tıbbi teknolojik imkanları, personelin niteliği, acil hasta kapasitesi, acil vakaların özelliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri, bulunduğu konum ve bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçüler dikkate alınarak 1. 2. ve 3. seviye olarak seviyelendiriliyor. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi de 26 Şubat 2016 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 3. seviye acil servis olarak seviyelendirildi. Komisyon tarafından düzenlenen rapor valilik onayı sonrasında tescil için Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Öğrenci servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı denetledi. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından artan trafik yoğunluğu zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Öğrenci servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğrenimlerini devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleriyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından müşterek olarak uygulamalar başlatıldı. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde şu ana kadar toplam 127 adet öğrenci servisi aracı denetlenerek araçların yasal mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine uymayan öğrenci servis araçlarına ve korsan servis taşımacılığı yapanlara idari para cezasının yanı sıra 60 gün trafikten men cezası verildi. Trafik zabıta ekipleri ve trafik polislerinin bu uygulamalarıyla öncelikle öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak, düzenli trafik akışını oluşturmak ve korsan taşımacılık üzerinde etkili olmak hedefleniyor.
Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.